Now greetings to the world. Vice of the one big gangzilla alongside Skrillex. Emphano! We must up the place, turn up the place and make them all have fun. And we a blaze the fire, make it fun then. Evet, ben tam bu bölgede doğdum. Bu bölgeden Oli Market'in içinden geçip kargomu bu bölgeden alıp, hatta şöyle yapayım ben size. Kargomu bu bölgeden alıp şu yoldan şu şekilde Gason Market'in yanından buradan çıktım. Dışarı çıktım ve dışarıda da yine Railway Exfil'e giderek çıkışımı yaptım. Dediğim gibi ben bu görevi birçok kez oynayarak yaptım. Tek bir seferde yapmadım. Ama siz bu görevi 3 hamlede yapmak yerine, 2 hamlede yapmak yerine tek hamlede yapabilirsiniz. Buradan bu kargoyu alırsınız. Buradan Goshen'in kargosunu alırsınız. Buradan Idea'nın kargosunu alırsınız. Buradan da Ori'nin kargosunu alabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Tabii bunu yapmak kolay değil. Çünkü içerisi çok kaotik oluyor. Çok fazla PMC ve çok fazla Scav ve çok fazla Player Scav olabiliyor. Şimdi savaşa geçelim. Evet, AK-545 silahımız, zırh delici mermilerimiz var. Doğduğumuz bölgeden ileri giderek bayırdan çıkacağız ve marketin içine gireceğiz. Evet, Oli Market'in içine girdim. Şu ana kadar bir tehlike yok. Bu buralar kaotik bölgeler derken bir bot sesi duydum arkada. Hızlı bir şekilde oraya gidiyorum. Emin değilim nereden geldiğine. Konteyner arasından geldi gibi. Biraz daha dinleyeyim diyorum. Yavaş adımlar. Ve evet. Aslında çok büyük bir hata yapıyorum burada çıkarken. Gördüğünüz gibi tam dürbünüm odaklanmadan ateş etmeye çalışıyorum ama çok da karşımızda ciddi bir bot olmadığı için çok rahat vurabiliyoruz ona. Tabi burada biraz daha dikkatli dalabilirdim ona ama açıkçası çok fazla vaktim olmadığı için o şekilde hızlı bir hareket etmek istedim. Bottan düşen silahı kontrol ettim. Full olup olmadığına baktım. Fulldü. Epey bir ilerledim. Burada Gossip Market'in, pardon, Idea'nın içindeyim bu arada. Pardon. Oli Market'in içindeyim. Buradaki deske geldim. Deskte görevim olan notu buldum. Kargo notlarını buldum. Burada bilgisayarları şey yapıyorum. Lootluyorum. Gördüğünüz gibi zaten gelirken de bir şeyler lootlamıştım. Bir ayak sesi geldi. PMC gibi geldi bana. Çünkü hızlı bir koşuşu var. Ve durmadan koşuyor. Sessiz olup dinlemeye çalışıyorum. Uçağı da kullanmış olabilir diye düşünüyorum. Ve benden yaklaşıyor mu uzaklaşıyor mu belli değil. Sanırım uzaklaşıyor. Evet. Bir ses daha duydum. Gördüğünüz gibi çok kaotik bir ortam. Ve artık olduğum bölgeden Oli Market'in içinden geçip Goshen bölgesine doğru gitmeye karar verdim. Çünkü yapmam gereken ve almam gereken kargoyu burada aldım. O paketleri aldık. Tabii yine burada duvarın kenarlarından geçeceğim. Temkinli gidiyorum. Bir ses duydum. Arkadan geldi gibi. Sağa sola bakıyorum. Adamı gördüm. Büyük bir ihtimalle PM Scav. Büyük bir ihtimalle Scav Player. Büyük bir ihtimalle Scav Player ve onu da tek tek kafadan vuruyoruz. Burada loot'a yatıyorum hemen. Bakalım ne loot'ları var derken çok fazla bir şey çıkmıyor. Derken o. Güzel. Fena değil. Fena değil diyorum. Loot'umu yapıyorum. Ne alsam ne koysam. Ve devam ediyoruz. Şimdi artık Goshen Market'in oraya gelmek üzereyiz. Bu kapıdan geçtik mi Goshen Market hemen sağımızda kalacak gibi bir şey olacak. Bu kapıdan değilmiş, bir sonraki kapıymış. Bu arada bir ses duyuyorum sanki. Buradan sağa döndüm, sola döndüğümüz zaman Goshen Market gelecek bu arada. Bir loot sesi duyuyorum. Hani bu kapının içinde gibi geliyor. Daha arkada gibi geliyor. Emin olamıyorum. Biraz beklemeyi tercih ediyorum. Bu kesinlikle bir oyuncu ama player mi, scav mı bilmiyorum. Gördüm.
arkaya kaçtı beni görmedi. El bombasını çıkardım garanti olsun diye bombayı salladım. Bu arada o bir ateş etti sanırım ya da başka bir ateş geldi. Ben ateş ettim, bombam patladı ve onu da bombayla öldürdüm. Şimdi olaylar bundan sonra benim için çok kaotik bir duruma düşüyor. Üstündeki bulutlara bakıyorum, kesinlikle bir scout player olduğunu anlıyorum üstündeki bulutlardan. Çünkü normal bir bot bu şekilde bulutlamaz. Yani şu ana kadar çok güzel at falan da çıktı. At heykeli falan da çıktı. Gayet iyi. Gayet iyi. Keşke buraları da doldursaymış dercesine şey yapıyorum. Neyi alayım neyi bırakayım derken bir ses duydum gibi geldi. Ayağa kalkıyorum. Evet, bir ayak sesi duyuyorum %100. Bir ayak sesi. Ateş edeceğim. Nişan alacağım. Hele odaklandım. Gördüm. O da beni gördü. Görür görmez kaçtı. Gerçekten iyi bir botmuş. Hemen buradan çıkacağım. Peşini bırakmak istemiyorum. Çünkü ileride saklanırım. Göremem, çok büyük bir tehlike benim için. Muasiktir. Yani 3 ayak sesi daha duydum. Bu demek oluyor ki 3 tane bot olabilir. Ya da bunlardan biri player scav olabilir. Ya da scav player olabilir. Artık nasıl adlandırırsanız o şekilde adlandırın. Yerimde kalmayı tercih ediyorum. Birinin buraya geldiğini hissediyorum. Birazcık amatör bir şekilde. Amatör bir şekilde onu tarıyorum. Dışarı çıkacağım. Oo. Bir atış daha. Sağ kolum gitti. Şarjörü değiştiriyorum. Pompon tüfekle ateş ediyor. Pompon tüfeği kapıdan geçmemesi ya da hepsini geçmesi çok ilginç. Dışarı çıktım. Öldü mü? Kaçtı mı? Kaçtı. Sağdan kaçtı. Ama nereye kaçtı emin değilim. Arkadaki desklere kaçmış olduğunu düşünüyorum. Burada kavralıyorum. Yaralıyım. Bir ayak sesi daha duydum. Ya bir bırakın da oynayayım abi. Sadece görüp çıkacağım. Adam geldi. Vuruyorum. Onu da öldürdüm. Şimdi diğerine gideceğim. Fakat bir an önce de yaram var. Yarımı tedavi etmem gerek. Adamı gördüm. Ateş ettim. Kör de olmadı. O çıkacak mı? O da yaralandı. Kesinlikle yaralandı. Boşa gitmedi o mermilerden birkaçı. Onu gördüm. O da ateş etti. Vurdum ve öldürdüm. Oha yeter abi yeter. Arkada kim var? İki ateş. Biri ıska. Biri hemen yanımdan geçti. Sanırım enseden vurdu ya da başka bir yerim vurdu. Yaraladı beni. Çok ciddi yaralarım var. Artık silah tutmakta zorlanıyorum. Bir atış rastgele yapıyorum. Ve geriye kaçıp orada kendimi tedavi etmeyi düşünüyorum. Şu anda çok zor durumdayım. Evet. Burada bir el bombası atacağım. Biraz da olsa nefes almak istiyorum. Evet, zaten bunu gören bir bot kaçıyor. Tahminimce iki tane düşman var orada. Biri scav player, biri bot. Geriye gidiyorum. Bir ifak vardı çantamda. Onu çıkarıp hem yoğun kan akışlarım varsa bunları hem de hafif kanamam. Hem yoğun hem de hafif kanamalarım varsa bunları durdurdu. Gördüğünüz gibi ciddi anlamda kafadan hasar almışım. Kaskım vardı. Bu pompol tüfekleri büyük bir ihtimalle korudu diyebilirim. Bu yüzden raid'e girerken mutlaka ama mutlaka kask almanızı öneririm. Bir adam daha geliyor abi, yeter artık diyorum. Bu da bot. Allah'tan en kolay botlar ama bu botlar aynı anda saldırdığında ve herhangi bir yere saklanıp sürpriz yaptığında çok ciddi sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Burada bir soru var ve kitle yine kolumu sağlığını düzeltmeye çalışıyorum ve yine peynirlerimi basa basa gidiyorum ve yine tüm şarjörlerimi dolduruyorum ve yine cümlesini ne kadar çok kullandığımı fark ederek artık bu kadar yeter diyorum ve ileri gidiyorum. Sessiz bir ortam. Eminim bir bot var. Arkadan ateş eden biri var. İleri bakıyorum. Gördüm onu. Çok iyi. Çok iyi. Burada bir lag oldu ama İleri bakıyorum. Gördüm onu. Çok iyi. Çok iyi. Burada bir lag oldu ama adamın ufacık bir hareketinden onu vurdum. Evet. İleri doğru gideceğim. Artık bir an önce çıkmak istiyorum. Bundan sonra karşılaşacağım çok zayıf bir bot da olsa savaşacak gücüm ve açık söyleyeyim sağlık kitim kalmadı. Mermim var, silahım var fakat ciddi anlamda yoruldum. Psikolojik olarak da yoruldum. Burada evet kesinlikle bir player kalmış ve bana arkadan ateş eden arkadaş da olmuş. Evet, bu bulut iyi oldu. Bulut iyi oldu. Tabi burada bayağı bir düşünüyorum, ben ne alayım ne vereyim, bunu mu koyayım bunu mu vereyim derken ayarlıyorum. Buraları kestim. Hızlı bir şekilde atlatıyorum. Çünkü artık 7 dakika kaldı. Bir an önce çıkmam lazım. Hiçbir savaşa, hiçbir fight'a girme düşüncem yok. Çünkü sadece 7 dakika kaldı. Bir fight uzayabiliyor ya da beni oyalayabiliyor. Çok daha fazla uzama ihtimali de olabiliyor fightların. Trend mağazası var. Alışveriş
bölgesinde olu solumu alarak merdivenlere doğru geliyorum ve artık burada alışveriş mağazasından çıkmak istiyorum. Zaten son 5 dakika kaldı. Railway X'e doğru giderken bu iki kulübeyi de şey yapıp lootlayıp Railway X'e geliyorum ve çıkışımı derin bir nefes alarak yapıyorum. Görevimiz zor bir görevdi. Bir raid'te bu görevi yapabilen var mı bilmiyorum ama mutlaka yapmışsınızdır. Aralarınızda çok çok daha iyi oynayan oyuncular var. Buna eminim. Fakat bu videoyu paylaşmak istedim çünkü çok kaotik bir anda 3690 deneyim kazandık ve 9 scav öldürdük. Tabii dediğim gibi siz tek bir raid'te yapabilirsiniz bu görevi. Evet, videomuz bu kadar. İzlediğiniz ve beğendiğiniz ve yorum yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bu haritada bir tane daha buna benzer bir şey yaptım. Raid attım. Onda da yine bu şekilde çok kaotik bir savaş oldu. Onu da yakında editleyip kanala atacağım. Sevgilerle, saygılarla. Hoşçakalın.